Arkadaşlar merhaba. Yanıt yayınları TYT deneme sınavı geometri sorularını birlikte çözeceğiz. 31. sorudan başlıyoruz. Çevresi 48 santim olan ABCD eşkenar dörtgeninin köşelerini merkez kabul eden ve her birinin yarıçapı 6 santim olan 4 daire çizildiğinde B ve D merkezi daireler birbirine dıştan teğet oluyor. Buna göre B ve D merkezi dairelerin eşkenar dörtgenin içerisinde kalan kısımların alanlarının toplamı kaçtır diye sormuş bize. Ben şimdi bu soruyu size çizdim arkadaşlar. Bakın şöyle. Çevresi 48 santimetre olan bir eşkenar dörtgen çizdim. 4 tane hepsini çizmemize gerek yok. Sadece B ve D'dekiler teğet olduğu için bunları çizmemiz yeterli olur bizim için. Şimdi çevresi 48 olduğu için bu eşkenar dörtgenin bir kenarı 12 birimdir. Şöyle 12'lere yazalım arkadaşlar. Şurası 12'dir. Bunlar birbirine teğet oluyormuş. Bakın bu çemberlerin merkezlerini birleştirirseniz teğet çemberlerde nereden geçmek zorundadır? Değme noktasından geçmek zorundadır. Bunların yarıçapları 6 birim hepsinin. O zaman şurası da 6, şurası da 6. Bakın 6, 6, 6, 6. Buralarda 6. Bakın şurada bir ne oluşmuş oldu? Eşkenar üçgen. Şurada ne oluştu? Eşkenar üçgen. O zaman burası 60, 60. Şuralar 60'ar derece hepsi. Hemen şöyle yazıyoruz. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Şu dairenin ve şu dairenin alanını istiyor. İkisi de 120'lik daire dilimleri. O zaman 240'lık toplamda ikisi de aynı olduğu için 240 bölü 360 pi r kare deriz. Buradan da sıfırları götürüp 36'ları götürürsek doğru cevap 24 pi olmuş olacak. Yani D seçeneği. 40. ve son sorumuz. Yukarıdaki şekil 1'de ABC üçgeni biçimindeki kağıt köşesinden AD boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi AC üssü dik BC oluyor diyor. ADB alfa, BDC üssü beta olmak üzere beta eksi alfa 15 olduğuna göre x kaç derecedir diye sormuş bizlere. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Katlanmış şekli geri açacağız. Nasıl? Bakın. Bunu tekrar açtığınızda, şimdi şurası alfa artı beta ise, şurası da ne olmak zorundadır arkadaşlar? Alfa artı beta olmak zorundadır. Değil mi? Tekrar açtığımızda orası da alfa artı beta olmak zorundadır. Bakın şu, şuraya gelmiş oluyor açıldığında. O zaman bakın şurasının 180 olması lazım. Şuraya yazıyorum. 2 alfa artı beta eşittir 180. Bir de şunu biliyorum bakın. Beta eksi alfa 15. Bakın şuraya eksiyle çarpıp toplayalım. Buradan 3 alfa 165, alfa buradan 55 gelmiş oldu. Şimdi şurayı siliyorum. Bakın şurası 55. O zaman şuraya ne geldi? Şurası 90 olduğu için 35. Tam katlama açısı olduğu için burası da 35 olmuş olacak. Bakın burası 70 oldu. Dolayısıyla x'e kaç derece gelmiş oldu? 20 derece gelmiş oldu. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak. Ve son sorumuzu da bitirdik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, 32. soru biraz uzun bir soru. Şimdi ben size özet geçeyim. Yukarıdaki şekilde ya da okuyayım. Yukarıdaki şekilde üzerinde 3 adet ışık kaynağı bulunan ve yere dik olan direğin yanında bir öğrenci sabit bir noktada bulunmaktadır diyor. Bakın şöyle. Sırayla ışıkları yakıyor. Önce 1 numaralı ışığı yakıyor. Sonra 2 numaralı ışığı yakıyor. Sonra 3 numaralı ışığı yakıyor. Ve burada öğrencinin gölgeleri oluşuyor. Diyor ki bakın. 2 numaralı ışık kaynağının 1 ve 3 numaralı yani şu 1 ve 3 numaralı olan uzaklıkları birbirine eşittir. Bakın şunlar da eşittir. Şunlar da eşittir. Bunu söylemiş bizlere. Diyor ki devamında bakın şekil 1'de 1 nolu ışık kaynağı açıkken öğrencinin gölgesinin uzunluğunun öğrencinin direğe uzaklığına oranı 3 oluyor. Yani gölgesinin uzunluğuna 3x dersek şuraya uzaklığına ne dememiz gerekiyor? X dememiz gerekiyor. Bakın buradan temel orantı yapabiliriz. 3 bölü 4. O zaman bunun boyuna 3a dersek şuraya 4a demiş olacağız arkadaşlar. Şimdi geldim ikinci kısma. Şekil 2'de 2 nolu ışık kaynağı açıkken öğrencinin gölgesinin uzunluğunun öğrencinin direğe uzaklığına oranı 1 oluyor. Yani şunlar birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın isterseniz 4x diyebilirsiniz ama gerek yok. O zaman ben bunun boyuna 3a demiştim. Orta taban olduğu için burası 6a olmuş oldu. Bakın burası da 4a'ydı. Az önce bulmuştuk. Aynı ışık kaynağı. O zaman burası 2a. Burası 2a olmuş olacak. Şimdi bunları aşağıya yerleştirelim. Bakın üçüncüsü şurası 6A olmuş oldu. Şunun boyu da 3A. Değişmiyor bunlar, değil mi? Hayır 4, 4, 5, 6, 7, 8A. Çok özür dilerim. 6A değil. Şurası 8A. Güzel. Şimdi okuyalım. Bakın üçüncüsü de ne diyor bize? Diyor ki şekil 3'te 3 nolu ışık kaynağı açıkken öğrencinin gölgesinin uzunluğunun öğrencinin direğe olan uzaklığına oranı. Bakın temel orantı 3 bölü 8. Şimdi 3 bölü 8 olması lazım. O zaman ben buraya 3B dersem tamamını 8B, şuraya da 5B o gelmesi gerekiyor. Yani
Cevabımız ne olmuş olacak? 3 bölü 5 E seçeneği olacak. Üçüncü soru. Taban alanı 1 birim kare, yüksekliği 2 birim olan karedik prizma biçimindeki birbirine eş iki tahta blok L harfi oluşturacak biçimde birinin tabanı diğerinin yan kenarı ile çakıştırılarak yapıştırılıyor diyor. Buna göre oluşan yeni cismin birbirine en uzak iki köşesi arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş bizlere. Ben bunu şu şekilde sizlere çizdim arkadaşlar. Bakın şöyle taban alanı 1, yüksekliği bakın taban alanı 1 ise kare prizma ise şuralar 1 1 1'dir. Bakın bunlar eş olduğu için şuralar da 1 1. Yüksekliği 2'ymiş arkadaşlar bunun. Şurası 2 birim, şurası 2 birim. Şimdi şurayı da şöyle gösterelim isterseniz. Bakın ne diyor bize? En uzak iki köşesi arasındaki uzaklık. Bakın en uzak iki köşesi hangisi? Şu köşeyle mesela şuraya B diyelim. Şuradaki arkadaki şu köşe, şuraya da A diyelim. Bakın bizden şu mesafeyi istiyor arkadaşlar. Şimdi şuranın ben 2 olduğunu biliyorum. Bakın şöyle bir dik üçgen oluşturacak olursam yer düzleminde alınan tüm doğrular şu diktir değil mi? Bakın şurası da 90 olduğunu biliyorum. Karedik prizma olduğu için. Bakın 1, 3. Şurası ne geldi arkadaşlar? Pisagor'dan kök 10 geldi. Bunun karesi 10. Bunun karesi 4. Burası o zaman Pisagor'dan kök 14 gelmiş oldu. Yani doğru cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Evet, 34. soru. Yukarıdaki şekil 1'de aynı merkezi dairesel koşu pistlerinden yarıçapı 16 birim olan pistin A noktasından Cihan, yarıçapı 21 olan pistin B noktasından Deniz aynı anda sabit hızla koşmaya başlıyorlar. İkisi de aynı anda bir tam tur atarak başladıkları noktaya geri geliyorlar. Şimdi ikinci durumda, ikinci şekilde Cihan'la Deniz pistleri değiştiriyor ve önceki hızlarını değiştirmeden yine A ve B noktalarından aynı anda aynı yöne doğru koşmaya başlıyorlar diyor. Cihan tam tur attığında diyor, Deniz bir C noktasına geliyor diyor. C noktasında bulunuyor diyor. Buna göre A ile C noktalarının belirttiği O merkezi en küçük yay parçasının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş bizlere. Şimdi burada aldıkları yollardan hızlarının oranını bulmuş olacağız. Bakın arkadaşlar. Şimdi burası 16 ise bunun çevresi kaç pi olmuş olacak? Küçük diyelim şuraya ya da Cihan'ın aldığı yol diyelim. Cihan'ın aldığı 32 pi. Deniz'in aldığı arkadaşlar. Deniz'in aldığı 32 pi nasıl buldum? 2 pi ile. O zaman 2 pi ile'den 40 pi. Şimdi ikisi de aynı anda almış oluyor. O zaman ben bunun hızına 4V dersem veya 4P diyelim isterseniz. Saniyede aldığı 4P, 8 saniye sonra 32. Bunun saniyede aldığı 5P, 8 saniye sonra 40P yol almış olacak. Doğru mu? Güzel. Hızlarını değiştirmiyorlar. O zaman Cihan'ın hızı 4P, Deniz'in hızı 5P. Bunu yazalım şuraya. Şimdi geldik. Cihan'ı burada bir tam tur attıralım. Ne kadar zaman geçecek? Büyüğü alıyor artık Cihan. Yani 40P'lik yolu alıyor. Yani 10 saniye geçmiş olacak. Doğru mu? 10 saniye sonra Deniz ne yapacak? Bakın burası 32 pi'ydi. Bir tam tur atıp bir de 18 pi gitmiş olacak. Doğru mu? 18 pi gitmiş olacak. Yani Cihan'ın aldığı yolun bakın orada mesela şurası sallıyorum. Şurası şu kısım 18 pi olsun. Aslında yarısından daha fazla olduğunu biliyorum. Yani şöyle ki hemen gösterelim. Şimdi burası 32 pi olduğu için arkadaşlar tamamı. Şöyle yarısı 16 pi olmuş olacak. Yani Cihan'ın aldığı 2 pi de buradan gelecek. Bir tam tur atacak 32 pi. Artı bir de 18 pi gitmiş olacak. Bakın 16, 18. Yani burası C noktasıymış. Bizden şu kısmın uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Değil mi? Yani açı olarak alfa merkez açısını istiyor. Şimdi bakın 360 derecesi şöyle yapalım. 32 pi ise bizim 10 kaç lazım? Burası kaç piydi arkadaşlar? 14 pi kaç derecedir diye sormuş olacağız. Buradan bakın içler dışlar çarpımı yaparsanız 360 çarpı 14 bölü 32 bizim aradığımız soru işareti olmuş olacak. Bakın 4'e bölelim 8, 4'e bölelim 90, 2, 2, 4'e bölelim 2, burası 2'ye böldüm 7, burası 2'ye böldüm 45. Ne geldi arkadaşlar buradan? 22,5 çarpı 7'den 157,5 derece olmuş olacak. Doğru cevap C seçeneği olacak. 35. soru. Yukarıdaki odanın karşı duvarında kare biçiminde iki adet eş pencere vardır. Soldaki pencerenin bir köşesi duvara dayalı bulunan doğrusal kornişin üzerindedir. Bakın şurada bir kornişimiz var bizim. Odanın karşı duvarı şekildeki gibi dik koordinat düzlemine taşındığında kornişin denklemi yani şuradaki kornişin denklemi bu oluyormuş. 3x artı 4y artı 24 eşittir. Eksi 24 eşittir 0 oluyormuş. Buna göre kare pencerenin bir kenarı, bakın şuraya x diyelim mesela şunu soruyor bize. Değil mi? Ya da a diyelim ki şu x de karışmasın. Şimdi bakın burada
X'e 0 verelim doğru için. X eşittir 0 için. Eksenleri kestiği noktayı buluyorum. Bakın X'e 0 verdiğinizde bu gitti. Y'niz 6 geldi. Yani şurası 6 birim arkadaşlar. Sonra Y eşittir 0 için diyelim. X'imiz kaç geliyor? Bakın Y'ye 0 verdiğinizde 3x 24. X'iniz de 8 gelmiş oluyor değil mi? Şurası da kaç birim? 8 birim. Eksenleri kestiği noktayı bulmuş olduk. Şimdi şurası A ise şurası da A'dır. Şuraya 6 eksi A kalır. Bakın burada temel orantı yapabilirsiniz arkadaşlar. 6 eksi A bölü 6. Şuraya yazıyorum. 6 eksi A bölü 6 eşittir diyorum. A bölü 8. A bölü 8. Sadeleştirelim 4, 3. İçler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. 18 pardon. 18 değil özür dilerim. 24 eksi 4 A. 3 A'ya eşit. Buradan da A'mız yani karenin bir kenarı 24 bölü 7. Yani doğru cevap C seçeneği gelmiş olacak. Evet, 36. soru arkadaşlar. Yukarıdaki şekil 1'de dikdörtgen biçimindeki bir masa ve üzerine düzgün altıgen biçimindeki masa örtüsünün üstten görünümü verilmiştir. Bir kenarı 40 santim olan örtünün tamamı görünmektedir. Masa örtüsü merkez etrafında 30 derece çevrilince şekil 2'deki görüntü oluşuyor diyor. Hemen şöyle gelelim. Bakın şuralar 40-40. Şimdi altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğu için şurası 60. Şurası 30. O zaman bakın 90-30-60 üçgeni. Burası 20. Burası 20 kök 3. Aynı mantıkla burası da 20 kök 3 olmuş olacak. Bakın burası 40 kök 3 olmuş oldu. Şimdi ikinci şekli daha büyük bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Ben şuraya çizdim arkadaşlar. Bakın şunları biliyorsunuz. Şurası altıgenin merkezi. O zaman merkezinin şuraya olan uzaklığı 20 kök 3. Buraya olan uzaklığı da 20 kök 3 birim olmuş olacak. Değil mi? Altıgenin uzun köşegeninin kısa kenarın 2 katı olduğunu yani 80 olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi döndürdüğümüzde de altıgenin kenarı değişmeyecek bakın. Şöyle yaptığımızda şuranın 40 olduğunu ve şuranın da 20 kök 3 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuradaki yüksekliğimize şu üçgenin sarkan kısmının alanı sorduğu için üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. Bakın şurada gösterelim hemen onu. Şurası bizim altıgenimizin merkezi. Şurayı çizdim arkadaşlar. Şurası 20 kök 3 değil mi? Şuraya H dedim bakın. Şuranın tamamı da 40. O zaman buraya ne gelmiş oldu arkadaşlar? 40 eksi 20 kök 3. Çok güzel. Şimdi ben tabanını bulmak zorundayım. Bakın tabanına A diyelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. Şuranın arkadaşlar 40, 40, 40 kök 3 olduğunu biliyoruz şuranın. 40 kök 3 şöyle yazalım. Şimdi burada temel orantı yapacağız. Nasıl? Bakın şöyle. Buna devam ettirdiğinizde arkadaşlar şuranın da 40 olduğunu biliyorsunuz. Şöyle yapalım bakın. Şimdi şuralara kaç kaç kalıyor? Onları bulmaya çalışacağım. Şöyle bakın. Şurası ne olmuş oldu arkadaşlar? Bakın şunu da şöyle devam ettirdim. Şurası 40 santim. Geriye kaç kaldı? 80. Bunları kaç kaç böleceğim? 20-20 böleceğim. Yani şuranın tamamı da 20 santim olmuş olacak. Şimdi temel orantı uygulayalım arkadaşlar. Bakın 40 eksi 20 kök 3. Şuraya yazıyorum. 40 eksi 20 kök 3. Bölü dedim. Tamamı. Tamamı kaç? 20. Eşittir diyoruz. A bölü 40 kök 3. A bölü 40 kök 3. Buradan bakın şunları sadeleştirirseniz 2 kök 3. Buradan dağıtırsanız arkadaşlar 10 parantezinde 4 eksi 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 burayı da düzenleyecek olursak evet eşittir A olacak değil mi? Şimdi buradan dağıtacak olursak arkadaşlar 10 çarpı 8 kök 3 eksi 12 A'ya eşit olmuş olacak. Yani bu bizim üçgenimizin tabanı olmuş olacak. O zaman tabanımız ne? Bakın 10 çarpı 8 kök 3 eksi 12 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz ne bizim? 10 parantezine alalım isterseniz onu da 4 eksi 2 kök 3 bölü 2 çarpı 2 tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. Bu da bizden istediği alan olmuş oluyor. Şu bölü 2'leri götürelim arkadaşlar. Şurası 100 çarpı diyelim. Bakın şurayı isterseniz 4 parantezine alacak olursak en son çarpabiliriz isterseniz. 4 parantezinde 2 kök 3 eksi 3 çarpı diyelim. Şurayı da isterseniz 2 parantezine alıp şurayı 8 yapalım. Burası da 2 eksi kök 3 olmuş oldu. Buraları çarpalım arkadaşlar. 10, 100 çarpı 8 çarpı. Şurayı dağıtıyoruz bakın. 4 kök 3 eksi. Şurayı dağıtalım. 6 eksi 6. Şuradan da çarpacak olursak eksi 3 kök 3 olmuş oldu değil mi? Burada bakın 100 çarpı. Şurası ne yaptı? Kök 3. Yani 8 kök 3. Eksi dedik. 12 96 yapmış olacak. Şurası 3 kök 3 artı olmuş olacak. O zaman burası 7 kök 3 olmuş olacak. Pardon arkadaşlar. 8 kereye de 56 kök 3 olmuş olacak. Çok pardon yanlış yaptım.
Bu bizim bulduğumuz şey santimetre küp. Dikkat edin, desimetre küp diyor. İşte bu yüzü bu yüzden koydum. Bunu götürürseniz direkt desimetre küp olmuş olacak. Yani doğru cevap 56 kök 3 eksi 96. Yani E seçeneği olmuş olacak. Evet, 37. sorudayız. Yukarıdaki şekilde çevreleri eşit olan ABCD ikizkenar yamuğu ile bir kare verilmiştir. Karenin bir kenarı yamuğun DC kenarına eşittir. Burada A'yı B'yi vermiş. Buna göre diyor, A ve B santimetre türünden birer tam sayı olduğuna göre yamuğun alanı en az kaç santimetre karedir diye sormuş bizlere. Şimdi şuradan aşağıda dikme indirirsek arkadaşlar, şurasında A, şu iki üçgenin eş olduğunu, şurasında B olduğunu biliyoruz. Şunlara isterseniz CC diyelim. Karenin çevresi 4A. Yamuğun çevresi bakın 2A, 2B, 2C. Şöyle yazalım 2A, 2B ve 2C. Buradan bakın buraya attığınızda 2A, 2 ile sadeleştirdiğinizde A'nın B artı C'ye eşit olduğunu görebilirsiniz. Değil mi? Buraya kadar hepimiz tamamız. Şimdi ne diyor? Yamuğun alanı. Nasıl bulunur yamuğun alanı? Alt taban artı üst taban. Bakın 2A artı 2B. Çarpı yükseklik bölü 2. Değil mi? Yani A artı B çarpı yükseklik. Şimdi A ve B tam sayı. Yükseklik hakkında bir şey söylememiş. Bakın A ve B tam sayı olması gerekiyor. Şimdi B'ye en küçük tam sayı olarak ne verebilirim? En az dediği için 1 verebilirim. O zaman ben C'ye en küçük tam sayı olarak ne verebilirim arkadaşlar? Tam sayı olması gerekiyor. 2 verebilirim. Değil mi? Hipotenüs olduğu için birden büyük olmak zorunda. Tam sayı demeseydi eğer buraya 1,5 falan verebilirdik. Şimdi h'ı bulmamız gerekiyor. H'ı nasıl bulacağız? Pisagor'dan bulalım. 4 eksi 1'den kök 3 gelmiş oldu. Şimdi a kaç oldu o zaman? Bakın 1, 2, 3 olmuş oldu. Bunları yerine yazalım arkadaşlar. Bakın a'mız 3, b'miz 1, yüksekliğimiz de kök 3. Yani doğru cevap 4 kök 3. A seçeneği gelmiş olacak. Evet, 38. sorudayız. Şekil 1'de dikdörtgen biçiminde bir tablo. Toplam uzunluğu 38 birim olan bir ip ile A ve B çivilerinden duvara asıldığında ABFE bir dikdörtgen ve BF 9 birim oluyor diyor. Tablo A ve B çivilerine eşit uzaklıkta ve aynı yükseklikte olan C ve D çivilerine takıldığında ipin toplam uzunluğu değişmiyor. Bu durumda tablo yerden 6 birim yükselmiş oluyor diyor. Yani tablo 6 birim daha yükseğe çıkmış olacak. O zaman bakın şurası 9'sa 6 birim daha yükseleceği için şu aradaki mesafemiz arkadaşlar bizim kaç birim olmuş olacak? 3 birim olmuş olacak, değil mi? Bakın 9'du. 6 birim daha yükseldi. Burası kaç oldu o zaman? 3 birim olmuş oldu. Güzel. Buna göre CD uzunluğu kaçtır demiş. Şimdi ipin uzunluğu 38 birim. Bakın bu 9'sa bu da 9. 18 geriye kaç kaldı? Şurası 20 birim. Şurası da 20 arkadaşlar. Bunları alt şekilde yerine yerleştirelim. Bakın şurası da 20 birim. Şurası da 20 birim. Şuraya kadar AB mesafesi. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bakın buradaki ipin şurasına A. Şurası da A'dır değil mi? Bunlar eş üçgenler bakın. Şuraya ne kaldı arkadaşlar? Şunlara bakın. Onları bulmaya çalışalım. Şu da 3 bu arada. Toplam ipin uzunluğu kaç birimdi? 38 birimdi. Bakın 20 burada var. Geriye kaç kaldı? 18. Bunu da 2'ye böldüm. O zaman buraya 9 eksi A. Buraya da 9 eksi A gelmiş oldu. Şimdi şu üçgeni şuraya çizelim bakın. Şurası 3 birim. Şurası 9 eksi A birim. Şurası da A birim arkadaşlar. Bu hangi üçgen? 3, 4, 5. Bakın A'ya 5 verirseniz şurası 4 birim olmuş olacak. Yani AC kaç olmuş oldu? 4 olmuş oldu. O zaman aynı şekilde BD kaç olmuş oldu? 4 olmuş oldu. Bizden CD mesafesini istiyor. 20, 4, 4 daha 8. 28 B seçeneği olacak. 39. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şekil 1'de N12 santim yüksekliği 6 santim olan dikdörtgenel prizması biçimindeki kapalı kabın içerisinde 3 santim yüksekliğinde su vardır. Yani toplam yüksekliğin yarısı kadar su vardır, değil mi? Dikkat edelim, yarısı kadar su vardır. Şimdi diyor ki bize bu kap şekil 2'deki gibi AB kenarı etrafında ok yönde 45 derece döndürülürse, bakın 45 derece döndürülürse yüksekliğin yarısı kadar su vardı. 45 dereceden dolayı bir yarısı daha kadar gelmiş olacak. Yani 1 bölü 4'ü gelmiş olacak. Şimdi yüksekliğimizi bulmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar şurası 12 birim. Şöyle aşağı dikme indirirsek burası 6 kök 2. Burası 6 kök 2. Bakın bizim yüksekliğimiz 6 kök 2. Şimdi yarısı kadar su dolu olduğu için bu hani prizmalarda 1 bölü 4'ü kadar azalacaktı. Değil mi? Yarısı olduğu için 1 bölü 2'si kadar azalacaktı. 45'ten de bir yarısı daha gelmiş oldu. 1 bölü 4'ü kadar azalacak. Şimdi normalde 1 eksi 1 bölü 4'ten arkadaşlar 3 bölü 4'ü kalmış olacak elimizde.
6 kök 2 çarpı 3 bölü 4'ten buradan da cevap 9 kök 2 bölü 2, yani o da 9 bölü kök 2 demek. A seçeneği olmuş olacak doğru cevap. 40. ve son sorumuz. Yukarıdaki şekil 1'de ABC üçgeni biçimindeki kağıt köşesinden AD boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi AC üssü dik BC oluyor diyor. ADB alfa, BDC üssü beta olmak üzere beta eksi alfa 15 olduğuna göre x kaç derecedir diye sormuş bizlere. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Katlanmış şekli geri açacağız. Nasıl? Bakın. Bunu tekrar açtığınızda, şimdi şurası alfa artı beta ise, şurası da ne olmak zorundadır arkadaşlar? Alfa artı beta olmak zorundadır. Değil mi? Tekrar açtığımızda orası da alfa artı beta olmak zorundadır. Bakın şu şuraya gelmiş oluyor açıldığında. O zaman bakın şurasının 180 olması lazım. Şuraya yazıyorum. 2 alfa artı beta eşittir 180. Bir de şunu biliyorum bakın. Beta eksi alfa 15. Bakın şuraya eksiye çarpıp toplayalım. Buradan 3 alfa 165. Alfa buradan 55 gelmiş oldu. Şimdi şurayı siliyorum. Bakın şurası 55. O zaman şuraya ne geldi? Şurası 90 olduğu için 35. Tam katlama açısı olduğu için burası da 35 olmuş olacak. Bakın burası 70 oldu. Dolayısıyla x'e kaç derece gelmiş oldu? 20 derece gelmiş oldu. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak. Ve son sorumuzu da bitirdik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.